Şöhretin zirvesindeyken her şeyi ardında bırakarak 2017 yılında Amerika'ya yerleşen oyuncu, geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları anlattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, 2017 tılında Sarah Scott ile evlendikten sonra her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara tır şoförlüğü yapmaya başladı. Her geçen gün işlerini biraz daha büyüten ve 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak istediğini söyleyen Karel, hayaline emin adımlarla ilerlemeye başladı. İlk yatırımını 2020 yılında yapan Tolga Karel, Florida'da ev satın aldı. Eski oyuncu 320 bin dolar ödediği evin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı, yeni evimiz. Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için. Çok geçmeden işleri ilerleten Karel, Ekim 2021'de eşi ve çocukları ile yaşayacağı yeni evi için Florida'nın gözde bölgelerinden birinde arsa aldı. Tolga Karel, sözleşme imzaladıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Karel, fotoğrafların altına "Rüya evimizi inşa etmek için güzel bir gün" notunu düştü. Tolga Karel geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Maddi bir kaygım kalmadı diyen Karel, "Banka hesabımdaki 83 dolar ile yeniden hayata başlamak zorunda kaldım." dedi. 5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı, huzuru bulmak üzerine. İflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımda sadece 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak. Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuk verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allah'ıma şükür para varlık ile ilgili bir kaygım kalmadı. Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim. Aynı Tolga'yım. Dimdik ayakta ve her gün, bir gün daha, yaşamama müsaade eden Rabbime dualarımla, aynı ben, geçtiğimiz Kasım ayında dördüncü. Kez baba olacağını duyuran Tolga Karel Mayıs ayında oğluna kavuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar